elimizde bir tepkime olduğunu varsayalım. A tepkeni tepkimeye girdiğinde bazı ürünler oluşturuyor. Bu tepkimenin A'ya göre sıfırıncı dereceden olduğunu da varsayalım. A'ya göre sıfırıncı dereceden demek tepkimenin hızı, hız sabiti k ile A'nın derişiminin sıfırıncı kuvvetinin çarpımına eşittir. Sayı ne olursa olsun sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olduğu için tepkimenin hızı hız sabitine eşit olur tepkimenin hızının negatif ve anın derişimindeki değişim bölü zamandaki değişim olduğunu da yazabiliriz. Tepkimeyi ifade ettiğimiz bu iki denklemi birbirine eşitler ve biraz da kalkülüs kullanırsak, daha da net olmak gerekirse integral almaktan bahsediyorum, sıfırıncı dereceden tepkimeler için katlı oranlar yasasını elde ederiz. Bu yasaya göre t anında anın derişimi, eksi hız sabiti olan k çarpı zaman artı a'nın ilk derişimine eşit olur. Katlı oranlar yasasının y eşittir mx artı b formunda olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun doğru denklemi olduğunu fark ettiniz değil mi? y eksenine a'nın derişimini, x eksenine de zamanı koyarsak, tepkime eğer sıfırınca derecedense bir doğru elde ederiz. y eksenine a'nın derişimini, x eksenine de zamanı koyuyorum. Az önce de dediğim gibi bir doğrunun grafiğini elde ederiz. Doğrunun eğimi de hız sabitinin negatifine eşit olur. Eğim eşittir eksi k yazıyorum. Doğrunun y eksenini kestiği nokta ise burası a'nın başlangıç derişimini verir. Burada bahsettiğim her şey a'nın derişiminin başında bir olduğunu varsaymamızdan kaynaklanıyor. Dengelenmiş denklemde a'nın katsayısı 2 olacak olursa burada 1 bölü 2'ye eşit bir stöküometrik bir katsayıya ihtiyacımız var demektir. Ve bu da yaptığımız tüm hesaplamaları değiştirir. Örneğin burada eksi kt yerine eksi 2 kt elde ederiz. Ve bu durumda doğrunun eğimi de a'nın derişiminin zamana göre değişimi grafiğini çizdiğimizde eksi 2 kye eşit olur. Bu noktada ders kitaplarının bu katsayıyı her zaman 1 olarak kabul ettiğini ve bu durumda eğimin de eksi k'ya eşit olduğunun altını çizmek istiyorum. Ancak a'nın katsayısı 2 olduğunda doğrunun eğimi de eksi 2 k'ya eşit oluyor. Sıfırıncı dereceden bir tepkime görmek isterseniz sıcak platin bir yüzeyde amonyan çözünmesini inceleyebiliriz. Bu tepkime sonucunda azot gazı ve hidrojen gazı elde ederiz şekilde platin katalizör üzerinde 4 adet amonyak molekülü görüyorsunuz. Katalizörün üzerinde 4 tane daha var. Platin katalizörün üzerindeki amonyak molekülleri tepkimeye girecek, hidrojen ve azot gazı oluşacak. Ama yüzeyin üzerindeki amonyak moleküllerine bir şey olmayacak. Daha fazla amonyak molekülü eklesek bile, bakın buraya biraz daha amonyak molekülü koyalım. Bu moleküller tepkimeye girmeyeceğinden amonyan derişimini arttırmamız tepkime hızını değiştirmez. Tepkime hızı eşittir, hız sabiti k çarpı amonyan derişimi yazıyorum. Amonyan derişimini arttırmamız hızı değiştirmediği için bunun sıfırıncı kuvvetini alıyoruz. Bunun sonucunda da tepkime hızının hız sabitine eşit olduğunu buluruz. Normalde tepkimeye giren maddenin derişiminin arttırılması tepkime hızını arttırır. Ancak bu tepkime için katalizörün yüzey alanıyla sınırlı olduğumuz için katalizör eğer amonyak molekülleriyle kaplıysa amonyak moleküllerinin derişimini arttırmanın tepkime hızı üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Bu yüzden de bu tepkime yani amonyağın sıcak bir platin plaka üzerinde çözülmesi sıfırıncı dereceden tepkimelere verilebilecek bir örnektir.